19 Eylül Gaziler Günü çelik sunma tören programımıza hoş geldiniz. Gaziler Günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi ünvanı ile taçlandırıldığı gündür. 19 Eylül Gaziler Günü bedeli canla ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı bir anıldığı bir gündür. Kahraman Gaziler, Gaziler Gününüz kutlu olsun. Gücünü alırsın başkomutan atandan, hiç farkın yoktur ki şehit olup yatandan. Dünya bir olsa da atamaz bu vatandan, gönlümüzde yaşasın o kahraman gazi. Şanlı tarihi boyunca tüm zorluklara karşı hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymış, bu fedakarlığın karşılığında girdiği her mücadeleden zaferle çıkmıştır. Gazilerimiz, ülkemizin her karış toprağında vatanını, bayrağını ve kutsal değerlerini korumak ve savunmak için en güç koşullarda bile canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen milletimizin medarı iftiharı, vatanseverliği ve kahramanlığı yaşayan abideleridir. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanların, şehitlerin ve gazilerin bu gün kuşaklara armağanı ve emanetidir. Bir ülke düşünün ki şehitlerini anmaz, gazilere gereken saygıyı göstermezse o ülke birliğini, beraberliğini ve vatan sevgisini kaybeder. Ülkemizin yarı doğru olan genç nesillerin vatanseverlik ve kahramanlıkla bu ülkeye sahip çıkmaya devam edeceğinden hiç kuşku duymuyorum. Bizlerin en önemli sorumluluğu fedakarlıkların en büyüğünü yapan gazilerimiz için saygı duymak, sorunlarına duyarlılıkla yaklaşmak, yaşam koşullarını iyileştirmek ve haklı isteklerin karşılanması için çaba göstermektir. Karadeniz Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gazilerimizin ve şehit ailelerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, sevgi ve rahmetle anıyor. Hayatta olan gazilerimize aileleriyle birlikte
sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum. Saygılarımla.